Amerikan Merkez Bankası Başkanı Powell, Amerikan ekonomisinin iyi durumda olduğunu ve durgunluk beklemediklerini vurgularken, Fed'in büyümenin devam etmesini sağlamaya uygun hareket edeceğini yineledi. Görünüme dair riskler olduğunu da belirten Powell, Amerikan Merkez Bankası'nın jeopolitik riskleri, Brexit'i, Hong Kong'taki gelişmeleri ve geniş çapta finansal koşulları izlediğini kaydetti. Merkez bankalarının genişleme için az yeri kaldığını da belirten Fed Başkanı, Amerikan Merkez Bankası'nın %2 enflasyon hedefine sadık olduğunu, ticaret belirsizliğinin görünümü etkilediğini söyledi. Powell, Trump'ın tweetleri ve siyasi baskı sorularına yanıt olarak Amerikan Merkez Bankası'nın kararlarında siyasetin kesinlikle rol oynamadığını, Fed'in kendi işine baktığını vurguladı. Amerikan Başkanı Donald Trump ise Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırma konusunda erken indirme konusunda geç adım attığını savunarak Fed Başkanı Powell için bu Jerome denen adamı nereden buldum diye sordu. Trump ayrıca Amerikan ekonomisinin çok iyi durumda olduğunu, belirsizliğin ise basının suçu olduğunu iddia etti. Beyaz Saray Baş Ekonomi Danışmanı Kudlow olsa Çin'le görüşmelerde vergiler dahil her şeyin masada olacağını söyledi. Ekim'de planlanan görüşmeler öncesinde hiçbir şart öne sürülmediğini savunan Kudlow, Çin'in 1 Ekim'de uygulamaya başlanacak vergiler için erteleme istemediğini belirtti. Amerika'yı teknoloji cephesinde de korumalıyız mesajı verdi. Amerika'da tarım dışı istihdam Ağustos ayında 130 binle 3 ayın en düşük artışını kaydetti. Beklenti 160 binde. İşsizlik ise Ağustos'ta beklentiye paralel %3.7 ile 50 yılın düşüğüne yakın seviyelerde kaldı. Amerika'da Ağustos ayında ortalama saatlik kazançlar önceki aya göre %0.4, geçen yıl aynı ayına göre %3.2 ile beklentinin hafif üzerinde artış kaydetti. İngiltere'de parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası ülkenin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılmasının önünü kesecek tasarıyı onayladı. Tasarı kraliçenin onayının ardından yasalaşacak. Euro bölgesi ekonomisi ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla %0.2 yıllık %1.2 büyüyerek beklentiyi karşıladı. Tüketim, kamu harcamaları ve yatırımın büyümeye katkısı 0.1'er puan olurken net ticaret aşağı çekti. Almanya'da ise ekonomik veriler kötü gelmeye devam ediyor. Sanayi üretimi de Temmuz'da hafif artacağı yönündeki beklentiye karşın aylık %0.6 azaldı. Önceki aylık veri de -1.5'tan -1.1'e revize oldu. Çin Merkez Bankası 16 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere tüm bankalar için zorunlu karşılık oranlarını 0.5 puan düşürdü. Bazı şehir ticari bankalar için zorunlu karşılık oranlarının 15 Ekim ve 15 Kasım'da kademeli olarak uygulanmak üzere ek 1 puan daha düşürüldüğü belirtildi. Rusya Merkez Bankası ise politika faizini %7.25'ten 7'ye indirerek Mart 2014'ten bu yana en düşük seviyeye çekti. Ard arda üçüncü kez faiz indiren Rusya indirimlerin sürebileceğini sinyalini de verdi. Ve Bloomberg HT araştırmanın Merkez Bankası faiz anketine katılan 22 kurum Eylül toplantısında 12 Eylül'de politika faizinde 275 bas puanlık indirim bekliyor. Kurumların hafta yapılacak toplantı için indirim beklentileri en düşük 175 bas puan, en yüksekse 400 bas puan oldu. 22 kurumun politika faizinde yıl sonu medyan beklentisi ise %15.75. Bloomberg HT ekranlarında küresel piyasalara hoş geldiniz. Hafta içi her gece 22'de olduğu gibi cuma gecesi itibariyle karşınızdayız. Yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz ama gündem bugün de efendim başlıklar halinde önümüzde. Amerika'dan içeriye çok yoğun bir gündemi sizlerle paylaşmaya, sizlerle anlamaya çalışacağız bir kez daha. Şöyle bir başlıklarımıza göz atalım. İlk gündem maddemiz Amerika'dan bugün beklediğimiz tarım dışı istihdam. 160 bin kişilik bir artış bekleniyordu. Geldi 130 bin. Beklentinin biraz altında kaldı ama yine de istikrarlı iyi bir veri olarak yorumlandı. Ortalama saatlik kazançlara baktığımızda 3.2. Bu veri sonrası akşam saatlerine Powell'ı gördük. Kameraların karşısına geçti.
Amerikan ekonomisi iyi durumda dedi. Resesyon riski görmüyorum dedi. Ama aynı zamanda bu iyi söyledikleri, kötü ya da risklere dikkat çektiği bölümler de var. İşte Brexit'i sayıyor, Hong Kong'u sayıyor, ticaret belirsizliklerini sayıyor. Ekonomiyi büyütmeye dönük uygun şekilde hareket etmeye devam edeceğiz dedi. İşte burada biz faiz indirim sinyali geliyor. Dolayısıyla Amerikan Merkez Bankası Başkanı Powell belki gönülsüz de olsa istemeye istemeye bir 25 bas puanda Eylül ayında faiz indirecek gibi görünüyor. 18 Eylül toplantısı. Powell'ın mesajlarını birazdan konuşacağız. Daha da detaylı bir şekilde değerlendireceğiz. Euro bölgesinde 1.2'lik bir büyüme ikinci çeyrekte geçen yıl aynı çeyreğe göre gerçekleşti. Bugün gelen Almanya verileri yine sıkıntılı. Sanayi üretiminde yine daralma görüyoruz. PMI kötü oluyor, fabrika siparişleri kötü oldu bu hafta Almanya'nın. Bugün baktığımızda sanayi üretim verisi de kötü. Dolayısıyla Avrupa Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta bizim Merkez Bankamızda aynı günde 12 Eylül'de toplantısı var. Bir faiz indirimi, hatta üzerine acaba bir tahvil alım programı gelir mi? Gerçi tahvil alım programına ilişkin bugün konuşan bir başka Avrupa Merkez Bankası yetkilisi, piyasada bizden çok fazla beklenti var, yani bu kadar büyük beklentiye girmeye gerek yok diyerek bu hafta ikinci önemli Avrupa Merkez Bankası yetkilisinden piyasalardaki beklentileri biraz daha aşağı çekmeye çalışan mesaj oldu. Çin zorunlu karşılıkları düşürdü. Amerika ile olan bu ticaret savaşında ekonomiyi biraz daha desteklemeye dönük adımlar devam ediyor. 50 bas puanlık bir zorunlu karşılıklarda indirim Çin ekonomisinin biraz daha desteklenmesine dönük adım geldi. Peki biz ne yapacağız? Önümüzdeki hafta gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda olacak. Piyasada bizim anketimizden ortaya çıkan 275 bas puanlık bir indirim beklentisi var. Halihazırda 19.75 politika faizi, yani 17'lere çekebileceğini bekliyor piyasa. Önümüzdeki hafta Sayın Ulusal Başkanlığı'ndaki toplantının ardından Merkez Bankası'nın faiz indirimi noktasında. Kritik hafta öncesi dolar TL diyeceğiz. 5.65'lere kadar inmiştik. Hatta yeniden 5.50'lere mi doğru gidiyor diye sormuştuk. 5.50-5.80 hareketi sonrası. Bugün baktığımızda biraz daha yukarıdayız. 5.72'ler, 5.73'lere yaklaştık gün içerisinde. Powell'ın mesajları sonrası biraz tansiyon düşmüş gibi dolar TL'de, ama yine de kurda yön yukarı bugün için. Birazdan son rakamı ve gün içerisinde grafiği sizlerle paylaşacağım. Borsa İstanbul'sa bugünü satışla kapattı. 100.000'in yeniden efendim altında bir borsa endeksimiz var. Bundan sonra önümüzdeki hafta kritik Merkez Bankası kararları sonrası nasıl beklentiler var? Hepsini detaylı bir şekilde konuşacağız. Birazdan İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu canlı yayında konuğumuz olacak. Hem borsayı hem kuru piyasaları değerlendireceğiz Tuncay Turşucu ile. Rakamlara bakalım. Dolar TL'de 5.72'deyiz. Bakın tam da hemen kıyısında. Euro TL 6.31'de. Euro dolar paritesinde sakin bir hareket yok. Bir gün 1.10.31. Dolar endeksi de sakin. 98.4 seviyelerine yakın şu an için. Gün içerisinde grafiğe bakalım. Dolar TL hareketi için şurada bir 5.73'e yaklaştı. 5.72.90 görünüyor bizim ekranlarımızda. Sonra Powell'ın ardından biraz aşağılara indik, 5.70'lere doğru. Amerika Merkez Bankası Başkanı konuşunca bakın şurada. Son yeniden ufak ufak yukarıya gitti. 5.72'lere yakınız. Borsa İstanbul bugün satışı efendim. Bakın burada sert bir geri çekilme hareketi gördük. Seansın ikinci yarısında. 100 binlerin üzerine başlamıştık. Oysa ki 100.300'ler gün içerisinde zirve olarak görünüyor ve günün en düşük seviyelerinden bir kapanış gerçekleşti. İkinci yarıda satışın hızlandığını gördük. 98.987, yani kabaca 99.000'den bir kapanış var Borsa İstanbul'da. Bakalım Türkiye'nin risk primi ne olmuş? CDS'ler cephesinde dün 370'li seviyelerdeydik. Bugün 373'tü yanlış hatırlamıyorsam. Bugün 382. Çok ufak bir yukarı hareket var. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'inde risk priminde artış. Ama 400 seviyesinin hala altındayız, ancak yeniden 380'in yüksek olduğunu hatırlatalım. Tahvil faizleri önümüzdeki haftaki Merkez Bankası toplantısı öncesinde aslında hızlı bir rally olmuştu. 17'lerden her iki tahvil faizi aşağılara inmişti. Bugün bir miktar yukarıdayız. 15.8.
Gösterge tahvil 15.7, 10 yıllık uzun vadeli tahvil faizimizin seviyesi. Amerikan tahvil faizlerinde de dün 1.55'lere doğru gelmiştik. Neredeyse aynı yerlerdeyiz Amerikan 10 yıllığında. Altınsa efendim, ons altın cephesinde ise 1506 dolar düşüş devam ediyor. 1550'lerden gelmişti satış. Dün çok daha sert düşmüştük. Yaklaşık 28-30 dolarlık bir düşüş vardı ons altında. Bugün de 12-13 dolarlık bir geri çekime devam ediyor. 1506 dolar hala 1500 doların üzerindeyiz ama bugün negatif tarafta. Gram altında 277 liraya indi. Bitcoin 10.400, petrol fiyatları yatay. 61,5 dolarda bir Brent petrol var karşımızda. Avrupa endekslerini ekranlara yansıtıyoruz. İtalya'yı yatay olarak bir kenara ayırdığımızda genelde pozitif bir görünüm var. DAX endeksi 0.5 yükselişte biraz daha öne çıkmış. Haftaya Avrupa Merkez Bankası kararı var, hatırlatalım. Amerikan endekslerine de bakacağız. Amerikan borsaları bugün de yükseliyorlar. %0.3 Dow Jones, S&P 0.17, Nasdaq biraz daha yatay. Hafta boyunca ne olmuş ona da bakıp Melike'ye döneceğim. Fed Başkanı Powell'ın mesajlarını almıştık. Bu hafta iyi başlamamış ama sonradan toparlanmış öyle görünüyor. Tablo 26 binleri görmüşüz. 26 bin 50'ler, şu an 26 bin 800'deyiz. Bu hafta gördüğümüz en düşük seviyeye göre yaklaşık 800 puan daha yukarıda bir endeks devam ediyor haftanın son işlem gününde. Melike Powell'ı bekliyorduk, konuştu. Nasıl yorumlandı faiz indirim sinyali noktasında ve aslında tarım dışı istihdam beklentinin altında kaldı desek de yine de güçlü bir veri, 130 bin az değil. Nasıl yorumladılar Amerikalı ekonomistler, seni dinleyelim. Kesinlikle az bir rakam değil. Aşağı yönlü revize edilmesi bir öncekinin belki biraz negatif algılanabilir ama ortalama çalışılan ücretler artıyor. İşte ona bakıyor piyasa ve traderlar. Bir, ikincisi işsizlik oranı sabit, yine %3.7'lerde geldi. Üçüncüsü %7'lerde kalan bir part-time iş sahibi, full time iş arayanlar var. İşte bütün bunlarla birlikte Powell'ın söyledikleri, sen de söyledin, özellikle istihdam raporu neyi yansıtıyor dedi? Sağlıklı bir istihdam piyasasını yansıtıyor dedi. Zürich'te yapılan bir panelde konuşurken Jackson Hole'da söylediklerini yeniledi aslında. Resesyon ne tahmini ne de beklentisi var ABD ekonomisiyle alakalı olarak. Bunu söyledi ve 17-18 Eylül'deki toplantıya kadar konuşacak son Fed yetkilisi oldu. Çünkü biliyorsun bu blackout period dediğimiz, hani konuşamayacakları bir döneme giriyorlar şimdi haftayadan itibaren, pazartesiden itibaren. Ve Powell'ın ilk konuşması öncesinde sen de söyledin, piyasa şimdi bir herhalde Eylül'de özellikle faiz kesintisi olmayacak olarak algılandı. Bir düşüş gösterdi. Çünkü güçlü ekonomi, güçlü istihdam diye algılandı. Fakat daha sonra Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının bitmesiyle birlikte yukarı tekrar çıktı. Çünkü genel manzara öyle çizdi ki yine biz monitör edeceğiz. Hem finansal piyasalara bakıyoruz. Gerektiği zaman bu büyümeyi sürdürebilmemiz için, yani baktığımızda ABD ekonomisinin devamlılığı ve sürdürülebilirliği için bizim kesinlikle para politikaları konusunda Fed'in eli üzerinde olacak. Yani bu mesajı verdi. Bunu anladık, tam olarak bunu söylemese bile. İşte bununla birlikte piyasada kendini toparladı ardından. Gelen ekonomik veri gayet iyiydi. Tüketici kredileri de beklentilere paralel gel şu saatlerde. Dow Jones şimdi son 3 günde de artan bir borsayla karşı karşıyayız. Geçen haftaki o sert düşüşlerden sonra kendini toparlaması zaten gerekiyordu. Ve buraya gelişimiz özellikle bu istihdam rakamıyla da oldu. Haftaya ise üfe ve tüfe rakamlarını alıyor olacağız. O da bize bir yol gösterecek ama şu anda risk iştahı arttı. Hazine de kendi biraz daha toparladı ve rayına girdi diyorum. Alımlar söz tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike'ye çok teşekkür edelim. Dönelim efendim stüdyomuza. Tuncay Turşucu bu akşam bizlerle. İntegral Yatırım Araştırma Direktörü, hoş geldin. Hoş bulduk Barış, merhaba. Vallahi özledik program yapmayı. Radyoda beraber oluyoruz her çarşamba ama evet, televizyonda da inşallah daha fazla, daha sık program yaparız. İzleyicilerimize de bir kez daha hoş geldiniz demek istiyorum. Twitter'dan, @bloomberg.et'den bizlere ulaşabilirsiniz. Tuncay Turşucu'ya sorularınız varsa, mesajlarınız varsa Twitter'dan bizlere mesajlarınızı gönderin. Ben de ara ara sorularınızı sormaya çalışacağım. Bugün gelen
Powell'ın mesajıyla istersen başlayalım. Tabii. Fed Başkanı, Amerikan Merkez Bankası Başkanı konuştu. İşte az çok şöyle toparladık. Fed Başkanı resesyon riski görmüyorum diyor. Amerikan ekonomisi iyi konumda, iyi durumda diyor. Görünüme dair önemli riskler de var diyor. Ama büyümenin devamını sağlamaya uygun hareket edeceğiz de diyor. Evet. Sen nasıl, yani hangi yönde yorumladın açıklamalarını? Yani aslında biz Powell'ın mesajları. Fed Başkanı olarak tamamen kendi işini yapmış. Yani hem iyimser hem de olumsuz şeyleri aynı anda söylemiş. Onun içerisinde yani ekonomiye yönelik olarak böyle çok olumsuz bir perspektif yok. Hatta güçlü olduğunu da ifade ediyor yani zaten Powell. Bunlarla beraber yine risklerinde olduğunu da ifade ediyor. Yani faiz indirimine de bir tür kapısı da açık. Yani faiz indirimine yönelik hayır biz herhangi bir indirim yapmayacağız lafı zaten yok. Öyle bir şey zaten söylemez ama en azından da riskler de var. Bunlar da büyüme üzerinde biraz baskılar yaratabilir diyor. Şimdi bugün hem istihdam verisini aldık hem de akşam işte bunları aldık. Şimdi istihdamı piyasa ilk başta tam okuyamadı, anlayamadı. Arkasından ama dolar negatif olarak algıladı. Yani euro dolarda mesela bir yükseliş oldu. Ons altında yeniden bir yukarı doğru 1517'lere, 1518'e yönelik bir hareket oldu. Bunun arkasından Powell'ın ardından da doları bir miktar daha pozitif olarak algıladılar. Euro dolarda tekrar yön aşağı doğru indi. Ons altında da az önce sen de söyledin 1501-1502'lere kadar bir düşüş olmuş vaziyette. Yani biraz böyle piyasalar ortada. Yani ne yapacağını şaşırmış vaziyetteler. İşte ilk başta yukarı bir hareket oldu. Ardından yeniden aşağı yönlü bir bugünün grafiği Euro dolarında. Evet. Günlük mü bu? Evet bugün. Çok fazla net bir yorumdan yani net bir hareketten söz etmek zor ama günün sonuna baktığımız zaman dolar açısından bir miktar daha güçlü olarak algılamışlar. Ama böyle çok da net bir eğilim ortada yok. Yani gelecek hafta bir miktar daha artık piyasa kendi eğilimini verecektir. Euro dolar ve altında dolardan ziyade euro olarak da yani euroya da yönelik ciddi veriler var gelecek hafta. Onları da yani alacağız. Avrupa Merkez Bankası kararı var. Euro da biraz etkili olacak. Bunları da alacağız. Şimdi şunu sormak istiyorum. Powell'ın konuşması sonrası, Powell'ın mesajları diyoruz. Herhalde Amerikan Merkez Bankası 18 Eylül toplantısı faiz indirmeyecek olsaydı, teşekkür ediyoruz mesajlarını da ekranlara getirdik. Başka neler söylemiş diye, resesyon durgunluk beklemiyoruz, Amerikan ekonomisi iyi durumda. Şu işte şu ikinci cümle sanki değil mi? Ben faiz indireceğim diyor. Fed büyümenin devam etmesini sağlamaya uygun hareket edecek. Yani biz destekleyeceğiz diyor. Amerika yani, dünyada ılımlı büyüme olacak, Merkez Bankası'nın genişleme için az yeri var. Evet. İşte o laflar böyle tam şey, ince laflar. İnce yani, ayet. Yani bir şey yapmamak da şu anda ılımlı büyümeyi desteklemek olabilir aslında. Yani bir daha böyle zıt bir yerden bakan birisiysen eğer, yani daha şahinsen öyle de yorum yaparsın. Ama daha güvercin bir beklentin varsa evet işte faiz indirimine kapısı açık olarak da şey yaparsın. Ama zaten gelişen ortam yani global ekonomilere baktığın zaman, Avrupa'ya baktığında, başka ülkelere baktığında zaten ortam zaten faiz indirimine de müsait açıkta şeyler var. Yani Amerika'da da PMI verilerini alıyoruz, enflasyonu alıyoruz. Gelecek hafta mesela Amerika'da TÜFE'yi alacağız, onları da takip edeceğiz. Bir türlü yükselemiyor. Yani orada bir tıkanma oldu böyle. TÜFE %2.1'lerde, 2.2'lerde bir türlü böyle bir 3'e doğru bir uzayamıyor. PCE asıl o %2 hedefi olan şey %1.7'lere doğru geliyor, iniyor, geliyor, iniyor. Yani bir türlü bir %2'lere doğru gidemiyor. Bunlar da bazen sıkıntılar. Tabii 2018 yılına göre baktığında ekonomide bir eğim var. Aşağı yönlü bir eğim var yani onu da inceliyoruz. O yüzden faiz indirimi 18 Eylül'de yapabilir ama yani öyle bir 50 bas puan gibi bir rakam ben beklemiyorum açıkçası. Evet. O biraz
sert ve hızlı olur. 50 bas puan indirim beklemiyorum. Olursa sert ve hızlı olur. Zaten olursa piyasada olur. Kesin bir faiz indirimini bekliyor. Amerikan Merkez Bankası'nın faiz indirimine gideceğini ama 25 bas puanlık bir faiz indirimi ihtimali %92-93. 50 bas puan diyenler çok azınlıkta. 7,5 sadece %7,5'luk bir ihtimal geliyor ama asıl 25 bas puanlık bir faiz indirimi geleceği ihtimali ortaya çıkmış gibi görünüyor. Fed'i kısa geçsek Tuncay ve Borsa. Borsa İstanbul'u soracağım. İşte senetlerine ilişkin yorumlarını da yine Tuncay Turşucu'dan alacağız ama şu tabloyu bir konuşmamız lazım. Yani evet. Tarım dışı istihdam gelmiş. Fed başkanı konuşmuş. Hiç bundan konuşmadan programın adı küresel piyasalar olmaz. Mesut Bey izninizle şöyle bir yurt dışını toparlayalım. Avrupa Merkez Bankası toplantısı da haftaya Perşembe günü. Oradan ne bekliyoruz? Bence asıl sürpriz orası. Evet ne yani diyorsun? Bir beklentiler bayağı yüksek çünkü piyasada. Beklentiler yüksek. O senin haberde söylediğin ECB yetkilisinin de söylediği o laf da çok doğru. Hı-hı. Haklı yani bizim üzerimize çok fazla misyon yüklüyorsunuz. Çok fazla şey anlam yüklüyorsunuz evet. diye. Yani bir yerde sihirli bir değnek de yok ortada. Ama yani Avrupa Merkez Bankası'nın gelecek hafta yapacağı ya faizde bir indirim yapacak ya da faize ellemeyecek. Zaten %0 Avrupa Merkez Bankası'nın faizi mevduat %-40'larda, 0,40'larda. Tahviller eksi de zaten. Yani belki mevduatı yine aşağı doğru şey yapabilir. Yani yeni bir litro ya da bir tahvil alımı şeklinde bir eylem olmaz ama yine sözlü yönlendirme olayına şahit olmamız mümkün yani olabilir. Biliyorsun ECB sözlü yönlendirmeyi en çok yapan ve en çok da seven merkez bankalarından birisi. Evet. Yani tahvil alımına yönelik bir sözlü bir yönlendirme olabilir. Euro'yu bir miktar daha böyle zayıflatan bir şey olabilir. Şeye İngilizlere, sterline mutlaka dikkat çekecekler. Brexit de onlar için çok çok önemli bir risk. Yani sadece İngiltere ekonomisi için değil, aynı zamanda Euro bölgesi ekonomisi için de önemli bir şey. Ve orası için de sular giderek ısınıyor. Bunlara mutlaka dikkat çekecek. Yani bir risk var, yaklaşan bir risk var hatta onlarda. Bence FED'den çok ECB'nin eyleme geçme ihtiyacı olan yer o taraf aslında. Avrupa diyorsun. O yüzden orayı da yakından izleyeceğiz. Şu tabloyu da göstereyim birazdan. İbrahim Aksoy'un hem Amerikan Merkez Bankası hem Avrupa Merkez Bankası'na ilişkin yorumunu ekranlara rica edeceğim. Aynı ihtimal yani faiz indirim ihtimali Avrupa Merkez Bankası için de %100. Yani piyasa Avrupa Merkez Bankası'nın 12 Eylül toplantısında kesin faiz indireceğini bakın %100 de ihtimal veriyor. Şu an mevduat faizi -0,40 onun %54 ihtimalle -0,50'ye yani 10 bas puanlık daha indirim bekliyor. %45 aslında oldukça neredeyse kafa kafaya evet. 20 bas puan indirim yapabilir diyenler de %45 %46 yani -40'tan -60'a doğru çekebilir. Daha da düşük bir negatif faize gidebilir diye piyasada böyle bir beklenti oluşmuş. Kesin faiz indirimi bekliyor piyasa. Hatta 10 değil 20 bas puanlık indirim yapar mı? Eğer faiz indirimini yaptı diyelim. Tahvil alım programı açıklamazsa, tahvil alım programını tartışmadık. Şu an gerek yok gibi bir açıklama gelirse bu piyasalar üzerinde ya da Euro'da üzerinde nasıl etki olur? Faiz indirimini yaptı ama evet. piyasanın beklediği, istediği şeylerden birini de vermedi. Yani yine euro negatif bir şey olur. Yani euro dolarda yine bir onların aşağısına yönelik bir tepki alırız, bir reaksiyon alırız. Hı hı. Tahvil indirimine bilemiyorum. Yani onu tahvil açıklamadı diye evet. tahvil alımına yönelik herhangi bir şey söylemediği için euro doların aniden böyle yukarı doğru bir hareket yapacağını ben zannetmiyorum açıkçası. Bir indirimde euro negatif olarak bir hareket olabilir. Yani bir onların altına ineriz ama çok sınırlı bir hareket olur. Yani öyle grafik üzerinde resmi tamamen etkileyecek hareketler alacağımızı zannetmiyorum ben. Tahvil alımında asıl o fotoğraf olur ama arkasında da hemen 18 Eylül'de de FED var olacak. Oradan nasıl bir top atacaklar falan. O taraf da tabii ki önemli olacak. Açıkçası. Peki. İbrahim Aksoy'u dinleyelim. Sonrasında içeriye doğru geleceğiz efendim.
ABD ekonomisinde bu yavaşlamayı biz yeni yeni görmeye başladık. Tabii daha çok veri görmekte fayda var. Hizmet tarafı çünkü daha güçlü gidiyor gibi görünüyor. Ama temel olarak bu gevşeme eğiliminin bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum ben. Aslında bu para politikasını gevşetme eğilimi yeni değil. ABD Merkez Bankası bunu aslında sene başında başlatmıştı. İşte revizyonlarını tahminlerini revize ederek, faiz artış tahminlerini revize ederek vesaire. Yeni değil, bir süre daha devam edebileceğini düşünüyorum. Zaten aslında faiz indirimleri olmasa da artık yeni bir dönemden bahsediyoruz. Piyasada çok fazla likitte kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Yani ABD Merkez Bankası küresel kriz sonrası bastığı likittenin çok küçük bir kısmını geri aldı. Ve bu likidite uzun süre bizimle olmaya devam edecek. Hani faiz indirimi yapmasa bile önümüzdeki aylardaki Eylül'de yapacak gibi görünüyor ama sonraki aylar için bahsediyorum. Ve Avrupa Merkez Bankası bir noktada para politikasını gevşetmek zorunda kalacak gibi görünüyor. Çünkü Almanya ekonomisi, Euro bölgesi ekonomisinin lokomotifi diyeyim, çok ciddi anlamda yavaşlama işaretleri veriyor. Bu noktada orada da parasal politikanın gevşetildiğini göreceğiz. İbrahim Aksoy'u da ekranlara getirdik. Tuncay Turşucu ile sohbetimiz devam ediyor. Türk Hava Yolları'nı soracağım, merak etmeyin. Uzun vadede Türk Hava Yolları mı daha çok yükselir, altın mı diye çok ilginç böyle bir iki farklı enstrümanı birleştirip bir soru geldi Serkan Bey'den. Ama ulaştırma sektörünü Tuncay Turşucu'ya soracağım. FED, ya farz edelim ki FED Eylül'de faiz indirme diyorsunuz Temel Bey ama böyle bir ihtimal yok. Olsaydı ben bu sözel yönlendirmeyle bunu artık şu an bilmiş olurduk. Az bir vakit kaldı. Powell bugün sinyalini verirdi. Piyasa %100 bekliyor. Yapmaması büyük sürpriz olur herhalde. Ne dersin? Yani FED hem bugüne kadar alalım, kapatalım bu konuyu. Piyasaların beklentisini çok fazla zıt yönünde hareket etmemiştir. Yani FED her zaman piyasada algıları yönetmiştir. Hı hı. Onlara da yönelik de hareket etmiştir. Yani sürprizlerin bankası çok fazla olmamıştır açıkçası. Ama ECB mesela, Avrupa Merkez Bankası'nın arada bir o tarz hareketleri var. Sonuç olarak İbrahim de mesela bunu söylüyor. Yani likiditenin çok olacağı bir dönem olacak, yine bir bolluk olacak. Tabii 2008 yılı gibi olan bir bolluktan bahsetmiyorum ama yine de küresel finansmana erişimin bir miktar daha rahat olacağı, bizim gibi gelişen ülkeler için biraz daha rahat olacağı bir dönem olacak. Gelecek, hı hı. Bu sene, gelecek sene. Bunlar bizim için de elbette ki olumlu olaylar. Yani endeks için olumlu olaylar, hisse senedi için olumlu olaylar ve lira için de açıkçası bizim için de biraz daha olumlu şeyler. Buradaki soru şu, piyasalar faiz indirimleri olacağına yönelik daha olumlu bir havada mı olacak? Yoksa ya bunlar resesyon endişesiyle hareket ediliyor deyip resesyon endişesi içinde kalıp daha mı olumsuz olacak? Bunu göreceğiz. Yani bunu da yaşadık, yani yaşamışlığımız da var. Ama ben ilkinin daha önde olacağını düşünüyorum. Yani gelişen ülkeler için biraz daha bundan 6 ay önceye göre daha iyimser bir süreç yaşayacağımızı ben düşünüyorum. Peki şimdi geçelim içeriye. Haftaya Merkez, evet, Bankamızın gerçekten çok önemli bir kararı var. Perşembe günü 12 Eylül'de gelecek. 19.59 şu an aylıkta ortalama fonlama faizi, ki politika faizi 19.75 ama aylıkta ortalama fonlama faizi diye baktığımız faiz 19.75. Bu tablo bizim aylıkta ortalama fonlama faizimizi 2017'lerden itibaren gösteriyor. Şuralarda o müthiş faiz artışlarını, işte Ağustos dönemi yukarıya doğru faizi çektiğimiz dönemler. Buralarda biraz daha sıkılaştırdık birkaç kere. Sonra en son 425 bas puanla aşağı geldi. Bir sonraki adım ne kadar olacak? Tuncay Turşucu, yani şuradan daha ne kadar aşağı geleceğiz? Onu sormak isterim haftaya Perşembe günü. Evet, valla benim fikrim şu. Yani ben biraz daha böyle cesurca hareket edeceğini düşünüyorum. Çünkü genel olarak global ortam buna müsait. Aynı zamanda Avrupa'da eksi olan faizlerin daha da eksiye düşmesinden bahsediyoruz.
FED'den bahsediyoruz. Bizde de enflasyon mesela aldık. Orada da beklenenin altında bir rakam alındı. Yani şimdiden yıl sonu enflasyon tahminleri yavaş yavaş %14'lerin altına doğru iniyor. Hatta birkaç yabancı raporunda %12-13 arası bile beklentiler artık yavaş yavaş oluşuyor. Eğer bu şekilde bir algı devam ederse olur. Şu anda 19, ben bir soru işareti de koydum. 19.75. Ne olacak yani, diye. Ben açıkçası 16.50'ye dek, 16.25 bile olabilir, 16.50'ye kadar yani bir 350 bas puan gibi bir indirim yapabilir. 350 bas puan. Tahmin ediyorum, evet. Ve bunun da tahvil içerisinde de fiyatın da yani içinde olduğunu düşünüyorum. 15,78 zaten 2 yıllıklar. Aşağı yukarı zaten bunu da yansıtıyor. Belki de daha da inebilir aşağıya. Yani gelecek hafta biraz daha yani 15'inde aşağısına da tahviller inebilir. Merkezinde bir alanı olduğunu düşünüyorum 350 ama 350 bas puan şunu, yüksek değil mi? Yani 19.75'ten 350 bas puanı düştüğün zaman ne yapıyor? 16.25 yapıyor. Hmm. 16.25. Eğer sen zaten %14 enflasyon bekliyorsan, ki bence bu beklentiler yıl sonuna yönelik olarak %14'ün aşağısına da düşecek. Görüntü o yani. Çok çok olağanüstü bir durum olmadıkça elbette ki. Bak burası yalnız önemli. Yani içeride veya dışarıda algıları çok etkileyecek olağanüstü riskler yani oluşmadıkça enflasyona yönelik de beklentiler de yani biraz aşağı inebilir. Yine sen 2 puan veya 3 puana yakın bir reel faiz vermiş olursun. O nedenle bir alanı var. Ama bundan sonraki toplantılarda Merkez Bankası faiz indirimini artık duruma bağlı olarak hareket edecektir. Yani belki bu senenin son faiz indirimi de olabilir. İki tane daha toplantı kalıyor iki çünkü. İki tane daha var. Oraları da yani bakacaktır, izleyecektir. Eğer yine çok daha olumlu ve ılımlı ortamlar oluşursa belki bir 100 bas puan daha ya da bir 150 bas puan daha yani bunu 15'lere kadar indirecek şekilde bir indirime bile gidebilir. Yani bak mesela enflasyon verileri çok önemli. Yani son gelen veri biraz daha rahattı. Toplamda herkesin ortak fikri enflasyonun Eylül-Ekim'de %10'lara yakınsayacağı ama yıl sonunda yeniden %14'e doğru bir yükseliş olacağı yönünde. Ama eğer sen yine sürpriz rakamlar alırsan 12 olursa mesela yıl sonunda yapıyorsun. Öyle bir algı oluşursa o zaman senin aşağıda yine alanın oluyor ki şimdiden bile 12 ile 13 arası mesela sanıyorum JP Morgan'ın bir raporunda 12,7 olarak şeyleri var mesela. Giderek bunlar aşağıya doğru inebilir yani. Şimdi yapmayacak da ne zaman yapacak mesela? Öyle de bir şey var. Yani bunu giderek Rusya da bugün faiz indirdi. Falan. Tabii Rusya da indiriyor. Yani global anlamda senin de faiz indirmene müsaade eden bir şey var. Faiz indirimi sonrası dolar TL desek. Ya ben faiz indirimi yaptı diyelim Merkez Bankası. Piyasada işte bizim anketimizden çıkan 275 bas puan. Sen diyorsun ki 350'ye kadar. Piyasa beklentisi olursa ne olur? Senin gibi 350 atıyorum 400 gene yaptı, 425 yaptı bir önceki gibi. Yani yüksek yaptı. Bu adımlar sonrası dolar TL ne olur? Ya da şaşırtarak herkese 200 bas puan yaptı. Yani piyasa beklentisinin altında ben temkinli olayım dedi. Evet. Bir faiz indirimi yaptı geçti. Yaptı ama 200 yaptı. Dolar TL'nin hareketi ne olur? Faiz indirimi sonrası. Yani şu olabilir. Beklentiler mesela bence 300 ya da 350 bas puan bir indirim yaparsa kurda çok sert hareketler olacağını ben zannetmiyorum. Çünkü şu anki kur seviyesinde bu zaten bana göre var. Yani 350 yapsa bile çok sert hareket olmaz mı? Yani bana göre şu ya 5.75'lere 5.77'lere yükselmesi benim için sert bir hareket olarak ben bunu yani algılamıyorum. Onu ifade edeyim. Olabilir o anda birdenbire yükselebilir. Ardından ama tekrar aşağı doğru bir hareketinde süreceğini düşünüyorum. Yani bu hareketin belki bir saat ya da belki yarım saat içerisinde olup yeniden aşağı doğru bir düşme olabileceğini düşünüyorum. Şimdi 425 gibi, 450 gibi çok daha fazla bir indirim yaparsa o bir miktar
yani 5.80'lere doğru bir harekete sebep olabilir ve kur oralarda bir süre vakit geçirebilir açıkçası. O konuda bir miktar daha hassasiyetimiz artabilir yani. 200 bas puan yaparsa 200 bas puan. Orası bir miktar enteresan olabilir. Şu nedenden ötürü kurda aşağı yönlü bir hareket oluşabilir. 50 günlük az önce az sonra açacaksın evet, sen evet, de. Evet açtım. Bu burada açık. Şurası evet. Bizim haftalık ortalamamız 5.60'larda. O oralara doğru turuncu olan çizgi olabilir. Yani şahin olarak algılanabilir ama tahvillerde faizler yükselebilir. Tahvile satışlar gelebilir. Ve borsaya satışlar gelebilir. Çok enteresan 200 bas puan yaparsa bankalara sadece biraz satışlar gelebilir. Bundan ötürü de kur piyasa riskinden ötürü belki yeniden yükselebilir. Bunlar bizim çünkü yani yaşamadığımız şeyler değil. Yaşadığımız da şeyler. Enteresan. Kuru etkileyen yani faiz indiriminden çok zamansız ve hesapsız, ölçüsüz yapılan hareketlerdir. Yani faiz indirimini çok ölçüsüz veya zamansız yaparsan kur etkilenir. Ama eğer beklenen bir şekilde durum, şartlar ve ortam senin zaten faiz indirmene müsaade ediyorsa ve de sen o ölçüde o faize indiriyorsan kur üzerinde çok fazla bir etkin olmaz. İşte 425 bas puanı indirdin. Kurda rally mi yaşandı? Hayır. Hatta aksine o faiz indiriminden sonra global rüzgarın etkisiyle beraber de kurda 5.40'lara yönelik bile yani hareketler oldu. Peki. Bir Hakan Avdan'ı ekranlara getirelim. Bakalım o Merkez Bankamızdan ne bekliyor? Hakan Bey'in yorum dedikten sonra Borsa İstanbul'a Tuncay Türkçü ile beraber geçeceğiz efendim. Merkez Bankası'nın da biraz temkinli olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir büyük bir faiz indirimi yaptı. Bundan sonra biraz daha bunu temkinli yapması görüşündeyim. Çünkü ortam şu anda bir denge varken bu dengeyi bozucu yüksek bir faiz indirimi ben çok doğru bulmuyorum açıkçası. Yüksek ne kadar demek? Yani ben şu anda yani yüksek bunlar bile yüksek konuştuklarız ama bir 200-250 bas puan civarında bir indirim bekliyorum. Onun ötesinde tekrar dolara talep getirecek işte mevduat faizlerinin hızla inmesi, insanların tekrar vadeli mevduattan çıkıp dolara dönmesini gerektirecek bir adım olmaması lazım. Ve de dengeleri işte yani bir şekilde bozacak bir adım olmaması lazım çok hızlı. Çünkü biz biliyorsunuz Ağustos'ta biz çok ciddi bir kur şokunu yaşadık. Ve biz bunun etkilerinden hala daha yeni yeni kurtuluyoruz. Bir sene aldı bizim bu kur şoku yaşamamız. Yani biraz geçmişe bakmamız lazım. Geçmişten ders yani daha önce de yaşadık biz bunları. Onlardan ders almak lazım. Bir kur şokunun maliyeti bizde Türkiye ekonomisinde çok büyük oldu. Yani insanların alım gücünün düşmesi, firmaların etkilenmesi, kontratolar, enflasyonun artması hepsine bakarsanız çok ciddi bir etkisi oldu. Yani bunu hafife almamak lazım. Yani bunu hafife alıp da çok hızlı o zaman da yine piyasaların yani faizle inatlaşması nedeniyle oldu aslında Merkez Bankası'nın. Başka tamam diğer şeyler de konjonktürel şeyler de vardı tabii ki ama gene de orada gerekli adımın atılmaması. O nedenle şu anda biraz temkinli olmakta fayda var. Düzeliyor her şey. Panik yapmaya gerek yok. Devam ediyoruz. Hakan Bey'i dinledik. Sen biraz daha rahat hareket edebileceğini düşünüyorsun. Bence şu anda yani rüzgar güzel yandan esiyor. Çok önemli küresel risklerimiz şu aşamada yok. Yani resesyonlardan bahsediliyoruz yani şu anda. Bu ortamda zaten senin biraz daha elinin rahat olmasında bana göre fayda var ve alanın da var yani. Bunu da peki, bana göre yapılabilir. Teknik olarak son bir dolar TL yorumu alalım mı? Sonra borsaya geçeceğim. Tabii çünkü alalım. Yani şimdi 5.68'de 50 günlük var. 5.60-70 içinde 50 haftalık var. Şu anki pembe olan çizgi haftalık ortalama. Bu seviyenin üstüyüz. Tam 5.60 evet. 5.60 yani bu seviyenin çok fazla aşağısına kur inmeyebilir. İnse bile tüzeller, şirketler alım için bir fırsat olarak alıyorlar. Bunu 5.40'da mesela yaşadık. Aynı şey yine orada da yani olabilir ama yukarı yönlü çıkacak kuru yukarı doğru bir baskı yaratacak, ittirecek herhangi bir yani ekonomik anlamda bir faaliyet yok zaten ortada. Ha, siyasi anlamda
olağanüstü bir durum yani olursa riskler artarsa, riskler yani şu anda akıl edemediğimiz, bilmediğimiz olaylar olursa onlar tabii apayrı şeyler. Peki geçelim Borsa İstanbul'a. Evet. Bu arada kısaca söyle istersen Türk Hava Yolları mı altın mı diye uzun vadede sormuş izleyicimiz. Uzun vadede ben olsam. Bir ben tarafta zaman, altın bir tarafta Türk Hava Yolları var. Yani ben her zaman hisseciyim. Türk Hava Yolu'nda uzun vadede %100 yapabilme şansın bence var. Ama ons altında %100 yani 3000'e mi gidecek yani uzun vadede o öyle bir şans şimdilik pek fazla yok yani. Dolayısıyla uzun vade için Serkan Bey yanıtınızı almış oldunuz. Geçelim Borsa İstanbul'a. Bugün maalesef negatif tarafta yani yatırım yapanlar için, shortlayanlar için belki olumlu bir günde elbette ama 100.000'in altında bir kapanış var 99.000'lerde. Neden bugün aşağı geldik? Neden gidemiyor Borsa İstanbul? Üstelik bankacılık sektör önderliğinde hareketin biraz daha devam edebileceğine dair beklentiler konuşuluyorken. BDDK haberi biraz bugün etkili oldu. Bu enerji sektöründeki kredilerin tahsili gecikmiş alacaklara aktarılmasına ve karşılık ayrılmasına yönelik yapılan bir şey, bir çalışma olduğuna dair bir haber vardı. Bu bankalarda bir miktar realizasyon olarak sebep oldu. Sebep oldu diyorum şunun için. Hı hı. Rakamı hesap ettiğin zaman yani 1.9 milyar ABD dolarından bahsediliyor. Toplam krediler içerisindeki payı bunun %0.40 gibi bir rakam. Zaten şu anda tahsili gecikmiş alacakların oranı 4.6. Bunu da eklersen bu rakam olacak sana %5'e kadar yüksek. Yani bu çok ciddi bir şekilde senin bankalarda çok ciddi satış yapmana sebep olacağını ben zannetmiyorum açıkçası. Ama iki gündür 100.600'ü geçmekte zorlanan bir endeks vardı. Bankalar bugün bayağı bir satışmış. Miktar, tabii bir miktar realizasyon artık olma isteği de vardı, oluşuyordu. Bu haberde biraz da işin tuzu biberi oldu ve bankaların önderliğinde de satışlar oldu. Bankalar için de öyle yani haftalık bazda güzel yükselişler yaşadılar. Orada da bir miktar realizasyonlar bunlar da oldu ama gelecek hafta faiz indirimine yönelik beklentilerin etkisiyle bankalarda yeniden bir miktar yukarı doğru hareketler olabilir. 2.6 garanti, Akbank %2, İş Bankası %2.8, Halk %1.5, Yapı Kredi %2 aşağıdı. TSKB'de diğer bu lider bankalara nazaran biraz daha fazla bir satış gördüm az önceki efendim ekranımızda. Dolayısıyla %2 kabaca %2-2.5'luk bir bankacılık sektöründeki satışları ekranlara getirdik. 100 endeksine baktığımızda Tuncay Turşucu yine buraya biz 200 günlük ortalama attık. Son 1 yılın grafiği Borsa İstanbul'da. Evet 50 günlük ortalama. Ha 50 günlük. Güzel. 50 günlük. Evet, 50 günlük. 98.600'dü bu ortalama şu anda. Dikkat ettiysen bunun son 2-3 gündür üzerine yükseldi endeks. Ortalamadan bir miktar uzaklaştı. Ardından yeniden ortalamaya yönelik bir pullback yapıyor. Yani bir geri alım yapıyor. Şimdi 98.600'ün üzerinde tutunursa endeks gelecek hafta bu seviyenin üzerinde böyle kalırsa yeniden yukarı doğru hareketlerinde devam etmesi muhtemel olabilir. 100.600 önemli. Ama benim bir gözlemim şu. Yani sıkça yaşadığımız bir şey. 98.600'ün üzerinde tutunursa muhtemelen 100.600'ün üzerine doğru hareket edecektir. Genelde bu tarz hareketler olur yani. O nedenle benim için yani önemli olacak. Ama eğer 98.600'ün üstünde tutunamaz, yeniden bu ortalamanın altında da inerse de aşağı doğru çekilme olayı 97.000 ve arkasından da 95.000'ler tabii ki bizim için önemli. Oraya kadar bile uzayabilir. Fakat ben çok olumsuz değilim. Yani ben endeksin haftaya 98.600'ün üstünde olacağını, yer yer altına sarkmalar, savrulmalar olabilir. Yani 98.000'lere doğru bir düşüş olabilir ama ardından yeniden yükselişlerle beraber endeksin yine gelecek haftalarda yukarı doğru hareketini sürdürebileceğini düşünüyorum. Siyaset tarafı şimdi son günlerde biraz hareketli. Bugün işte Canan Kaftancıoğlu'na hapis cezası var yaklaşık 10 yıla yaklaşan.
Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da Yenikapı'da işte araçları dizmesi, tasarruf, ona dair İçişleri Bakanı Sayın Soylu'nun açıklamaları, hafta sonu yine konuşacağım dedi pazar günü. Evet. Yani siyaset cephesi İstanbul özelinde diyelim biraz sıcak, hareketli gibi görünüyor. Bugünkü haberleri söyledim sadece evet. Alt alta. Bu gibi haber akışının ya da işte bir taraftan yeni partilerin kurulma tartışması var. İşte Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu acaba yeni parti kuracak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan onlara dönük bazı eleştirileri var vesaire. Bu da diğer taraftaki hikaye. Yani ufak ufak yeni siyasetin piyasaya etkisine dair gelişmeler görür müyüz? Jeopolitiği hiç saymadım bile. Hani Suriye ne olacak, işte İdlib'deki durum ne, Fırat'ın doğusunda operasyon ne evet. zaman onu saymadım. Piyasaların bu gibi haber akışından etkilenmesi hafif mi olur? Yoksa piyasa yeniden siyasete mi odaklanır? Yani seçim döneminde bütün odağımız neredeyse seçimdi. Ne olacak, ne bitecek evet. vesaire. Demiştik ya yeter artık. Bırakalım şu seçimi, siyaseti, ekonomiye odaklanalım. Evet. Sen nasıl görüyorsun etki açısından? Yani şu etkisi şu olacak, belirsizlik yaratan olaylardır bunlar. Yani işte İstanbul'a yönelik bir siyasi bir hareketin yapılması falan. Bunlar yeni belirsizlikler yaratan olaylar olacaktır. Belirsizliği de piyasalar asla sevmezler. Bunlar tabii ki olumsuz etkiler yaratabilir. Hem kurda, hem endekste hem de senin CDS'inin üzerinde bu tarzda ters şeylere sebep olurlar. Yani o yüzden olumsuz etkileri olabilir tabii ki bunlar. Risk primi açısından evet, diyorsun. Peki tabii. Türk Hava Yolları yani biraz da hakikaten böyle hisse senedi açısından Pegasus'la beraber en çok konuştuğumuz hisse senedi son dönemde. Pegasus'un yukarıya doğruki Türk Hava Yolları'nın nispeten aşağıda kalması zaten son bir yıllık hareketi de buna ifade ediyor. Nasıl görüyorsun? İstersen Türk Hava Yolları'nı bir değerlendirelim. Sonra tabii. belli başlı hisselerden devam ederiz ve senin öne çıkaracağın hisselerden de konuşuruz. Tabii ondan önce endeksle ilgili son bir taktik anlamında tamam. bir yorum yapmak istersen yapmak sana doğru isterim. Getireyim yine endeks. Yok hiç şey değil. Yani 98.600'ün üzerinde tutunursa ve yerleşirse oraya... Hı-hı. Mesela oradaki riski daha da yükseltmek, arttırmak yani hisse ekle, portföydeki hisse senedinin ağırlığını daha da yükseltmek bana göre mantıklı olacaktır. Ama eğer tutunamazsa ve aşağı inerse bir miktar daha hissedeki şeyi düşük tutmakta ya da yüksekse azaltmakta ve bir süre izlemekte de fayda olacaktır. Yani o şekilde bir hareket yapmak bana göre önemli olabilir. Peki. Hava yollarındaki durumumuz şu. Bu sene bilançoları aldık. İkinci çeyrekte bir toparlanma var ama benim beklediğim kadar güçlü bir toparlanma yok. Maliyetler yüksek. Harcamaları var. Bu sene böyle devam edecek. Zaten yeni bir revizesini ilan etti. Yani yolcu sayısını falan bir miktar daha aşağıya indirdi. Bu sene gitti. Yani zaten fiyat da bize bunu ifade ediyor. Sorun şu, bu fiyat her şeyi yansıtan bir fiyat mıdır yoksa daha da aşağıya da inebilir mi? Teknik olarak baktığında aşağı yönlü bir eğimi var. Olabilir ileriki günlerde yeniden 11'in de altına doğru düşüşler falan olabilir. Ama benim iddiam şu, uzun vadeye baktığında bu böyle devam etmeyecek. Yani yolcu sayıları bu şekilde gitmeyecek. Yeni liman yerine oturacak. Gelecek sene ilk yılın ilk 3 ayında yeni pistler devreye girecek. Taksi masrafları %50 azalacak. Bunun harici yani metro işler, vesaire bugün tünelde ışık göründü diye artacak. Sayın Bakan'ın açıklamaları bunlar var. Bunlar olacak. Yani o günler geldiğinde ki gelecek o günlerde hava yolları bana göre bu fiyatlarda zaten olmayacak. Bu benim birinci sebebim. İkincisi de şu, zaten dünyada havacılık sektörüne mesela Delta Air'e falan da baktığın zaman, incelediğin zaman zayıf bir sene yaşıyoruz zaten. Ya yani Boeing 737'lerin olayı zaten apayrı bir olaydı. Hepsi bundan çok ciddi bir şekilde etkilendi. Havayolu da bundan etkilendi zaten. 787'ler pardon. Bunlar biz bu yani bu bir cycle olayı. Dünyada yeniden bu cycle dönecek. Ve o zaman işte havayolu yani muhtemelen şu anki fiyatlar gelecek 2 yıl içerisinde çok daha güzel de fırsatlar verecek. Ama
Ben her zaman şunu söylerim yani. Borsa bir yatırım yeridir. Sen önce bir yatırımcı olarak nasıl bir yapıya sahipsin? Önce buna bir karar vereceksin. Senin için bir hafta sonra ne olacak, iki hafta sonra ne olacak mı önemli? Yoksa sen olaya burası bir fırsattır, iki sene sonra bu fiyatlar burada olmaz şekilde bu vizyonla yaklaşan birisi misin? Önemli olan bu. Pek çok risk tercihi çok farklı olan insanlar var. Kısa vadeli hareket edenler için burası hiçbir anlam ifade etmiyor. Şu anda çok fazla zayıf, zarar bile edebilirler. Ama uzun vadeli düşünenler içinse işte kar şey topluyor yani, böyle bir fırsat topluyor yani. Bana göre bir yıl veya iki yıl sonrasında bilançoda gayet yüksek rakamlar almaya başlayacağız. Ve havayolu da burada da olmayacak açıkçası. Peki bir araya gidelim. Aranın ardından Tuncay Turşucu ile sohbetimizi sürdüreceğiz efendim. Faiz indirim beklentileriyle borsada haftaya bir miktar yükseliş olabilir. Tuncay Turşucu bir önceki bölümde sohbetimizde öne çıkan cümlelerden bir tanesiydi. Dedi ki Türk Hava Yolları dünyada havacılık sektörü acaba nasıl diye. Şöyle bir baktım. Hakikaten daha önce bakmamıştım ama terminale bakınca Bloomberg terminalinde birçok şey olabiliyor. Böyle dünya endekslerini toparladığı bir endeks ortaya çıkabiliyor. Nitekim havacılık sektörüne ilişkin, dünya havacılık sektörüne ilişkinde Bloomberg'in bir endeksine rastladık Tuncay abi seninle beraber. Bu da Bloomberg'in tüm dünyadaki havayolu şirketlerini beraber toparladığı ve bir endeks ortaya çıkardığı grafik. Orada da son dönemde 2019 yılında aşağı doğru bir tablo görüyoruz. Tabii, değil mi? Tabii yani zaten izleniyor. Hı hı. Olumsuz yani. Dünyada da şu anda zaten olumsuz bir şey var. Ticaret savaşları en çok zaten bu tarafı vuruyor. Bu bir döngü. Hı hı. Bu sonsuza dek sürmeyecek. Yani hiçbir şey zaten sürmedi sonsuza kadar. Bu da sürmeyecek. Mutlaka bunların da zamanı gelecek. Bu döngü yukarı doğru çıkmaya başladığında bundan da en büyük faydayı her zaman lider olan firmalar elde eder. Havayolu da Türkiye'de havacılığın lideridir. Peki başka Borsa İstanbul'da bu dönemde öne çıkaracağımız, iyi bilanço beklediğimiz sektörler de istiyorum. Yani tarımda güzel bilançolar geldi. Şimdi büyüme verisini de biz aldık biliyorsun geçen hafta. Yani bu hafta pardon. Tarımda hem birinci çeyrek hem ikinci çeyrekte çok ciddi büyümeler var. O sektör bize bir sinyal veriyor zaten. O yüzden o tarafta mesela Balfaş'ta ve Hektaş'ta yine olumlu rakamları almaya devam edeceğiz gibi bir hava var. Yine büyüme verisinden anladığımızla sigorta sektörü çok güzel bir büyüme içerisinde. Yani büyümeye bile çok fazla katkısı da yani olmuş vaziyette. Sigorta hisselerinde bir miktar daha orada ya bir bu arada, şeyler olabilir. Balfaş'ta çok sert yükseldi. İnanılmaz çok, bir hareket olmuş. Çok, ben açıkçası bakmamıştım. Yükseldi. Evet. Yeni bir yatırımı devreye girdi. Şöyle ekranlara marjlar getireyim. Yükseldi. Cirosuna tabii katkılar var. Fiyata da bir miktar daha da tabii yansıtıldı burası. Evet. Burada çok hızlı gitmiş. Dikkat et. Yani ben Balfaş derken elbette ki bunun biraz geri çekilmeleri fırsat yaratacak. Yani buralar falan artık tabii ki çok böyle şeylerde yüksek yerlerde. Gübre fabrikaları da benzer ama, mi hareket acaba? Evet orada da var güzel bir bilanço ve iyi bir hareket var ama Balfaş kadar. Bu da gübre fabrikaları. Evet. Burada da müthiş bir hareket tabii. Olmuş yani son dönemde. Önceden bunları keşfedenler hep var işte bak. Yani analiz ediliyor bunlar. Yani borsa bir yere gitmiyor diyoruz ya. Hayır. Ha? Sen incelemeni yaparsan, analiz edersen her zaman hisseni de bulursun yani. O yüzden ben her zaman ondan yanayım. Yalnız bu sektörler mesela sürpriz oldular. Yani hakikaten bak mesela Temmuz'a kadar çok önemli hareketler yok. Temmuz'dan sonra yani 6 aylıklara yönelik çok ciddi hareketler oldu ve bu hareketin şeyi de anlamı da bilançoların sürpriz olduğunu bize veriyor. Yani beklenen bilançolar olsaydı bu zaten çok
öncesinden zaten hafif hafif ve yükselirdi. Burada bilançolar geldi ve anda ok gibi gitti. Tamamen sürpriz. Buralarda bir düzeltme ve istirahat gibi bir hareketler falan olabilirse mesela yine bu sektörlerdeki hareketlilikler sürebilir. Hektaş için de öyle. Sigortalar enteresan, bu sene o sektörde güzel büyümeler var. Yine o hisseler tabii lider şirketlere bakmakta fayda var orada. Bunlar. Bunun haricinde gıda ve içecek sektörü yine yılın ikinci yarısında iyi olacak gibi. Yani bir Anadolu Efes, bir Coca-Cola bizim yılın ikinci yarısı için izleyeceğimiz şirketler olacak. Telekomünikasyon firmaları, TT.com ve Turkcell gayet iyi bilançoları var. Yılın ikinci yarısında yine bu sektörler, bu şirketlerde hareket olacak. Perakendelerde güzel rakamlar var. Migros, Şok, bizim Bimaş gibi firmalarda yine hareketlerin devam edeceğini düşünüyoruz açıkçası. Şu Petkim gene en çok son dönemde sorulan ve hani bireysel yatırımcıların elinde olup pek mutlu olmayan senetlerden sanırım bir tanesi. Son bir yıl grafiği ekranlarda. Yani ben şurada zaten bilanço öncesi olan hareket. İkinci çeyrekte daha iyi bir bilanço olacağını öngörüyordum. Nitekim o da oldu. Hakikaten güzel bir bilançosu var Petkim'in ikinci çeyrekte, ama o bilanço bize şunu da söyledi. Üçüncü çeyrekte kar marjlarım daha düşebilir şeklinde bir mesaj vardı orada. Nafta etilen spreadinde çok ciddi bir düşüş vardı. O mesaj yüzünden de maalesef o bilançonun olumluluğunu fiyata yansıtamadan aşağıya doğru indi. Aynı şeyde dünyada da biraz satışta oluştu ve maalesef indi. Ben Petkim'in artık bu 3.40'lar, 3.50'li seviyelerinin dipler olduğunu düşünüyorum. Uzun vadede buraların güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bizim Petkim'deki bilanço 12 aylık fiyat hedefimiz 5.11'de. Şu anki fiyata göre %44 gibi bir yükseliş şeyi var, şansı var. Ama bir miktar daha zamana ihtiyacı var. Yani bu Amerika ve Çin arasındaki gümrük vergisi savaşı yüzünden emtialar, petrokimya gibi şirketler maalesef bir miktar negatif etkileniyorlar bu durumlarda. Petrokimya da çok hassas bir sektör. Evet, Tüpraş'ı da hani Petkim demişken istersen onu da senden rica edelim. Tüpraş'ta da 128,5'luk bir şu an hisse senedi fiyatı var. Bu cepheyi nasıl görüyorsun? Benim buradaki hedefim 140-150 TL'ler arasında bizim hedefimiz. Piyasada analistler daha yüksek rakamlar veriyorlar. Yani 180-190 gibi son rakamlar veriyorlar. Biraz öyle var. Ben şimdilik o kadar bakmadım. Bakımdan çıkmasına rağmen iyi bir ikinci çeyrek bilançosu yansıttı. Tüpraş her zaman iyi. Yani eğer bir düşüş olursa aşağılara doğru, 120'lere doğru bana göre alım fırsatı yaratacak. Fakat yani sanki ikinci 6 ayda borsadaki ilgi alaka az önce saydığım sektörler üzerinde daha fazla yoğunlaşacak gibi bir hava var ortada. Peki kalan vaktimiz olursa bir kez daha döneceğim ama Amerika'yı kapatmak üzere sevgili Melike gideyim. Endeksler yukarıda, bir cuma kapanışında FED Başkanı Powell'ın mesajlarını da aldık ve beklentinin biraz altına gelen tarım dışı istihdam tablosuyla sevgili Melike hangi notlar var, sen de dinleyelim. Evet, 18 Eylül politika toplantısına sanki kendilerini hazırladılar yatırımcılar. Bu Fed'in Powell'ın son konuşmasıyla birlikte, dediğim gibi öyle bir resesyon ihtimali veya tahmini, beklentisi yok diyor kendisi. Ve buna rağmen hemen onu deyip ardından da tabii ki Fed finansal piyasaları da izleyecek, monitör edecek, bir şekilde müdahale edecek gerektiği zaman diyor. Bunu da deyince zaten eline verdi traderların vermesi gerektiğini, ama teknoloji hisselerinde, sektöründe ağırlığını hissediyoruz düşüşün şu an itibariyle. Ki aslında düşüş yok. Bu nadir cumalardan biri. Üçüncü günde de artan borsayla karşıyayız ama Nasdaq ayrışıyor. Teknoloji hisseleri düşüyor. Sebebi de ABD-Çin ticari ilişkilerinin her ne kadar Eylül-Ekim tarihleri toplantı için telaffuz edildiyse de bir belirsizlik içinde olması. İşte bütün bunlarla birlikte biz bu günü ve haftayı bitirirken istihdam raporunu aldık elimize ve genel anlamda makro resimde iyi geldiğini söyleyebiliriz. Tüketici krediyle birlikte haftaya da üfe tüfe rakamları elimizde olacak ve de ondan sonraki hafta zaten 17-18 Eylül özellikle önemli. Niçin?
bir sonraki hafta Fed politika toplantısı olacak ve ardından da basın toplantısıyla önümüzü daha iyi görüyor olabileceğiz yıl sonuna doğru diyorum. Söz tekrar size İstanbul'a veriyorum. İlker Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Amerika'da vadeliler cephesine hızlıca bir göz atıyoruz. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sunar. Vadeli endekslerde pozitif bir tablo var. 0.2'nin üzerinde, S&P 0.3'ün üzerinde Dow Jones cephesi. Haftaya gözler Avrupa Merkez Bankası, Perşembe enflasyon gelecek Amerika'dan ama ABD için ticaret görüşmeleri. Orada da aslında Ekim'de görüşeceklerine dair randevuyu verdiler birbirlerine. Çok büyük bir Trump'tan açıklama olmazsa o cephede sakin gibi olacak. Dolayısıyla endeksler nispeten pozitif bir bekleyişte pazartesi gününe dair. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sundu. Son çok sorulmuş demir çelikler ve kar demirler grafikte tek parlak değil gibi son dönemde. Yani burada da hikaye aynı. Yani Amerika ile Çin arasında yaşanan bu savaşlar yüzünden en çok emtialar etkilendi. Ve sonuç olarak bu sektörlerde de gayet olumsuz sonuçlar alıyoruz. Şimdi satış anlamında çok önemli düşüşler yok ama marjlar anlamında çok ciddi düşüşler var. Bunları da hala alıyoruz. Ve bu sanıyorum yılın ikinci yarısı içinde devam edecek. Mesela Melike de söyledi yani Ekim ayında belki Amerika ile Çin yine masaya oturacaklar ama ben bunun yine uzayacağını düşünüyorum. O yüzden budur. Ama buradaki olay şu, hem Ere ile hem Hardemir bence çok fazla düştüler ve dipteler. Buradan daha aşağıya ben çok fazla beklemiyorum ama yükselmeleri için de bir hikayeye ihtiyaçları var. O hikayede şimdilik yok. Tuncay Türkçü çok teşekkür ederim. Ağzına ayağına sağlık. Abi yine buluşmak üzere, program yapmak üzere diyelim. Çarşamba günü radyoda inşallah zaten daha detaylı konuşuruz hisseleri. Haftaya ne konuşacağız ona bakıp toparlayacağız. Ticaret dengesi Almanya'dan, beklenti anketi Merkez Bankası'nın, Rusya'dan büyüme verisi ikinci çeyrek. Türkiye'nin iç borç, Merkez Bankası'nın iç borç verisi açıklanacak. Dünya Enerji Konseyi zirvesinde alacağız. Önümüzdeki hafta Salı günü Çin'den enflasyon verileri, Apple'ın yeni ürünleri, yeni iPhone'larını alacağız muhtemelen, göreceğiz. Temmuz ayı dış ticaret istatistikleri, endeksleri, enflasyon üfe verisi Amerika için. Çin'in kemer ve yol projesi zirvesi var Hong Kong'da. Almanya Başbakanı Merkel de Çin'e gitti, onu da ifade edelim. Euro bölgesinden sanayi üretimi, Merkez Bankamızın faiz kararı Perşembe günü saat 14'te gelecek. 45 dakika sonra Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı, 15.30'da Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi basın toplantısıyla beraber Amerika'dan enflasyon verisini alacağız. OPEC toplantısı Abu Dhabi'de görünüyor. Önümüzdeki hafta Perşembe günü için. Cuma günü sanayi üretimi, cari denge verisi, perakende satışlar ve güven endeksiyle haftayı yavaş yavaş kapatacağız diyelim. Bizden bu gecelik bu kadar. Önümüzdeki hafta pazartesi günü 21 ekonomik görünüm, 22 küresel piyasalar.